Tarımhanemize hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Tarım ve gıda sektöründe gündem yine yoğun. Çok başlık var. O yüzden bugün iki farklı konuyu programda ele almaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince bunlardan bir tanesi, hatırlayacaksınız birkaç hafta önce, iki hafta önce zeytinyağı ihracatına fon kararı alınmıştı. Ve bunu da konuşmuştuk programda, etkisini, nedenini, olası sonuçlarını. Ama ne oldu bilmiyoruz. Dün fon kararı alındıktan iki hafta sonra bu sefer ihracata kısıtlama kararı getirdi Ticaret Bakanlığı tarafından. Hatta ifadeler de biraz ucu açık ifadeler, muğlak ifadeler. Ticaret Bakanlığı'nın 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbir aldığı yönündeydi. Ama bunun kısıtlama olduğu zaten sektör tarafından dile getiriliyor. Hatta yanlış anlaşılmalara dahi neden olabiliyor, yasaklandı gibi. Şimdi birincisi, dün fon kararı almıştı, bugün kısıtlama, yarın ne olacak? Sektörün kafası biraz tabii karıştı. İkincisi, kısıtlamanın etkisi nasıl yansır? Hem dış ticaret tarafında hem iç pazarda ve fiyatlar üzerindeki etkisi tabii. Şu anda tüketicinin de raflardaki fiyatlara karşı bir haklı olarak tepkisi var. Bu konuları konuşacağız. Önce Akhisar'a gidiyoruz. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat karşımıza. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi ben kısaca bir özet geçtim durumu. Yani dünyada biliyoruz, evet, işte İspanya'da, İtalya'daki kuraklığın etkisi, orada rekolteler ciddi şekilde zayıf. Türkiye'de de tam tersine olumlu bir rekolte vardı, rekor seviyelerde bir üretim vardı. Bu da stoklara, işte üretime, her şeye yansıdı. Şimdi de tabii İtalya, İspanya gibi ülkelerde de yoğun bir bizden talep var. Bunun da işte fiyatlara yansıması var. Nedir alınan son kararın sektördeki yansıması? Çözüm olur mu? Kısıtlama, yasaklama? Buyurun, söz sizde. Şimdi öncelikle tabii ki biz daha bundan 20 gün önce fonla ilgili olan konu karşımıza çıkmıştı. Burada bir anladığımız kadarıyla 200 dolar konulan ton başına fon bir yetersiz durumda kaldığından dolayı şu anda da karşımıza bir kısıtlamayla gündeme gelen bir konu. Ama tabii ki uluslararası ticaret de, uluslararası ülkemizin bu konuyla ilgili zedelenmesi söz konusu. İhracatçımızın müşterilerine karşı zor durumda kalması söz konusu. Bununla yapılmak istenilen konuları haberleri okuduğumuzda tarım kredi marketlerindeki fiyatların yükselmesinden söz edilmesi. Ama bir tane gerçek var. Dünyadaki kuraklıktan dolayı etkilenen zeytinyağı sektörü var. Dünyada zeytinyağı fiyatları, yani dünyada bir zeytinyağının bir piyasası var. Bunu siz ne yaparsanız yapın, bunu önüne geçmek, piyasanın hiç kimse önünde duramaz. Burada bir gerçek var. Dünyada zeytinyağı fiyatları son 24 ayda yaklaşık 4 kat euro bazında yükseldi. Yani 2-2,5 eurolardan 8 euroların üstüne çıkan bir zeytinyağı fiyatını konuşuyoruz. Türkiye'deki döviz kurunun da 3 kat yükseldiğini görüyoruz 24 ayda. Tabii ki zeytinyağı fiyatları 24 aya göre çok ciddi bir miktarda yükselmiş gibi gözüküyor. Burada birçok şeyin fiyatı da yükseldiğini göz önünde bulundurabilirsek. Burada bir tane konu var. Zeytinyağının değer konusu ile ilgili bir sıkıntı var ülkemizde. Dünyada zeytinyağı fiyatlarının rakamları belliyken Türkiye'de hala raflarda düşük satılmasını beklemek de çok normal bir durum değil. Ama bu kısıtlamalar bizim karşımıza üçüncü kez çıkıyor. Daha önceki iki tanesinde de bu yapıldığında insanlar panikle zeytinyağını ucuza satar mı konusu karşılarına çıktığında fiyat düşmemişti. Daha önceden bunun konuşmalarını yapmıştık, anlatmıştık. Gene bu şekilde zeytinyağı fiyatlarının düşürülmesi çok mantıklı değil. Çünkü dünyada siz kısıtlama yaptığınızda sizden talebi olan ülkelerde zeytinyağı fiyatında daha da yükselme karşımıza çıkacak. Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ama iç piyasayı düşürmek istiyorsanız bir önceki dönemde, yani 20 gün önce çıkılan fonun modellerini değiştirmemiz belki gerekiyor olabilir. Eğer buradaki amaç iç piyasadaki tüketimdeki rakamı yükseltmemek içinse ya da bizim bu DİFİF denilen, yani konulan para, fiyat destekleme fonu, bu fonun parası nerede kullanılacak? Eğer ki burada hani korunması gereken gelir düzeyi düşük ailelere uygun fiyatlı zeytinyağı satılması ile ilgili tarım kredi marketlerini destekleyeceksek, bu aldığımız 200 dolarlık fonu ya da bunun
dökmenin de birkaç modeli var. İşte rakamlarını bir miktar daha yükselterek bu fonu da iç piyasada bu marketleri destekleyerek uygun fiyata, orada gelir düzeyi düşük ailelere uygun fiyat. Nasıl bunu halk ekmekte uyguluyorsunuz? Et balık kurumunda ucuz kıyma et sattığımız dönemleri de hatırlatmak istiyorum. Bunları da kullanıyoruz. Hala marketlere bu avantajı sağlıyorsa o zaman bu fondan ihracatçıdan toplanan fonu buralara verip insanlara uygun fiyatlı zeytinyağı satabiliriz. Ama ihracatı kısıtlamak son derece bizim ihracatçımızı uluslararası ticaret noktasında farklı durumlara düşürüyor. Biz yarın hep konuşuyoruz. Ülkemiz çok büyüyor. Zeytinyağında sektörde en önde olacağız. İşte yok İtalya'dan sonra geleceğiz. Biz bu şekilde sürekli sektörün hiçbir temsilcisini dinlemeden böyle bir kararın alınması, sektör temsilcilerinin bir toplantısının bu boyutta olmadığı bir noktada ertesi gün sürpriz modunda çıkmasını tabii ki bir iş dünyası olarak da çok doğru bulmuyoruz. Burada yani araya da gireceğim. Ilgili... Şimdi bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması ya da buna benzer önlemler alındığında o üründe arzda yeterli değil argümanı ön plana çıkıyor. Şimdi bakıyorum rekoltelerde rekorlar kırıldı. Yani arzda ya da stokta bir problem var mı? Ya şu anda mesela ben bu konu şöyle olabilir. Gıda arz güvenliğine uygun olmayan bir durum olur. Gidersiniz bir yerde yağ bulamazsınız. Marketlerde insanlar yağa ulaşamaz. Hala çok ucuz fiyatlarda satılan market raflarını görüyoruz. Burada yani gıda arz güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum yok. Ülkedeki şu anda geçenlerde UZZK Başkanı'nın verilerine göre 150 bin ton civarında stoklarda mal oldu. Önümüzdeki senenin de rekoltesinin 200 bin tonlarda olduğu konuşuluyor. Ülkedeki yani tüketimin de kişi başı 2 kilo olmadığını göz önünde bulundurursanız zaten şöyle hani arz ve talep noktasında Türkiye'de sıkıntı yok. Sadece fiyatın yükselmesi ihracata bağlanıyor. Yani şu anda siz ihracatı kısıtladığınızda elinizde ürünü olan insanlar yağ ihracatı yok diye ucuza mı satacaklar? Bunun markalı ihracatı var. Ambalajlı satılan. Burada yapılması gereken şuydu. Son cümleyi alayım. Bu fon konulduğunda da bir şeyin desteklenmesi için fon konuldu. Yani biz ihracat yapıp devlete destek verelim değil. Bunun ismi DEFİB, Fiyat Destekleme Fonu. Bu fonu nerede kullandılar? Bence bu fon kullanılmadı. Bunu dar gelirliye ürün satan marketlerde ya da tarım kredide kullanırsınız. İç piyasada insanlar uygun fiyata da yağ görmüş olur. İhracatçı da işine bakar. Evet. Burada bu fon eksikse burada bunun modelini değiştirirsiniz ambalajına göre. İşte atıyorum gemiyle satana 1000 dolar koyarsınız. İşte flex ile satana 500 dolara çıkartırsınız. Varildeki enlemezsiniz. Onlar da ambalaj ve nakliye giderlerini toparlamış olur ama ihracatçıyı zor durumda bırakmazsınız. Şu anda bağlantılar olan insanlar var. Yani burada bizim de müşterilerimiz bizden yağ bekliyor. Adam alamayınca başka bir yerden alacak. Ortada o da malı sattı. Ortada bir zararlar oluşacak. Bunlardan biz nasıl etkileneceğiz? Sonuçta Türkiye'de evet. Birçok kişi şu anda bununla ilgili farklı yorumlarda bulunuyor. Herkesi ağzı olan konuşacak bir duruma geldik. O çıkarttı, bu çıkarttı. Ben şimdi demin bir gazete haberinde koydum. Sektörde birisi yağ satmış da o yerine tamamlıyor. Bakın bu dedikoduları bırakalım. Gerçek bir tane. Biz uluslararası ticaret döneminde Türkiye olarak bu sektörden küçüğünden büyüğünden etkileneceğiz. Dünyada evet. Bir sürü ülke var. Her ülke Türkiye'den mal aldı mı? Acaba Türkler bu malı verebilir mi? Endişesiyle ticaret yapmak da ihracatçılar için kolay bir dönem şey değil. Olmayacaktır. Evet. Bazı yapılan konular yıllarca önünüze hep çıkabilir. Evet. Bugün elimizde var. Yarın son olmayabilir. Cümleyi ama alayım Alper Bey. Nasıl? Son cümleyi alayım. Çünkü süremiz açtı. Gıda arz güvenliğine uygun olmayan bir durum yok. Peki. Evet iç piyasadaki fiyatlar bugünkü tüketicimize yüksek geliyor olabilir. Ama dünya bunun çözümü ihracat kısıtlaması ya da bu tür önlemler değil. Siz de öneriyi biraz önce söylediniz aslında. Bence bu fonu doğru bir şekilde kullanmak lazım diye düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Demek ki tarımda en büyük hep diyoruz ya sorun üretimden ithalat ya da ihracata kadar hep öngörülemezlik. O problem olduğu sürece de istikrar sağlamak, fiyat istikrarı sağlamak ne içeride ne dışarıda çok mümkün olmuyor. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Hasat devam ediyor. Buğday, arpa, işte ayçiçeği başladı, mısır başlıyor önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla lisanslı depolar çok konuşuluyor. İhtiyacın ne kadarını karşılıyor,
neden önemli, bundan sonrası için ne yapmak lazım? Bu konuları konuşacağız. Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketler Derneği, LİDAŞDAR Başkanı Serdar Genç bizimle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İlfam Bey, merhaba. Şimdi süreyi iyi kullanmak adına hemen konuya gireceğim. Öncelikle bir geçmiş olsun de, şöyle Konya'lı olduğumuz için öncelikle dün Konya'da olan depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Biz de öyle, geçmiş olsun, Allah bir daha yaşatmasın, evet, diyoruz. Tüm ülkemizde dünyaya böyle bir afattan esirgesin inşallah. İnşallah. Şimdi hasatla beraber lisanslı depolar çok gündeme geldi. Depoculuk sistemi çok gündeme geldi. Çünkü arz ve talebin işte yönetilmesinde, fiyatın istikrarının sağlanmasında stoklamanın ne kadar önemli olduğu aslında daha net ortaya çıktı. Ne kadar kapasiteniz var, bunu ne kadarını kullanabiliyorsunuz, günün sonunda hepsi piyasada yansıyor zaten, üreticisinden tüketicisine kadar. Türkiye'de lisanslı depoculuğun geldiği kapasite şu anda ne kadar, ne kadar bir alanımız, toplam alanımız var? Şimdi şu anda kuruluş izni almış toplam firma 20 milyon ton. Ama lisans almış ve faaliyete geçmiş olan lisanslı depo kapasitesi 166 tane lisanslı depomuz var. 9.4 milyon ton kapasiteye ulaştık şu anda. Yani hedeflenen 20 milyon tonlar. Ama şu anda yarısına yaklaştık. Neredeyse yarısına tabii geldik. %60'ını şu anda kapasite olarak karşıladık. Daha bir %40 daha ihtiyacımız var. Lisanslı depo olarak Türk tarımı için. Anlıyorum. Şimdi burada tabii dağılım da önemli. Yani tabii ilk akla gelen ürün buğday, arpa, mısır gibi ürünler. Ama baktığımız zaman aslında zeytinyağından işte ne bileyim kuru kayısısına, kuru üzümünden fındığına kadar pamuk dahil pek çok ürün lisanslı depoculuk için kritik. Doğru mu biliyorum? Tabii doğru söylüyorsunuz. İşte biz kapasitelerin içerisinde tabii şu bugün gündem olan şey hububatla alakalı. İşte biliyorsunuz Türkiye yağlı tohumlar ve mısır hububat kısmıyla beraber 37-40 milyon ton bir üretici durumunda. Tabii kapasiteye baktığımız zaman da bizim 9.400.000 ton kapasite çok düşük kalıyor. O bölgeler arası dağılımına bakarsanız daha eksiklerimiz var bunlarla ilgili. Tabii ilk mevzuat 2005 yılında yayınlandı ve ilk lisanslı depo 2011 yılında faaliyete geçti. O yükseliş trendine ve artış tonajına bakarsanız 2017 yılıyla 2022 yılında çok hızlı bir ivmelenme sağladı. Ondan sonra kapasite artırımları düşmeye başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de silo maliyetlerinin yükselmesi, mevcut olan yatırımlara verilen kredilerin o dönemlere göre bu piyasada düşük kalmasından kaynaklı. İşte biliyorsunuz daha önce lisanslı depolarda çiftçinin koyduğu ürüne destek vardı, kira desteği vardı. O şu anda komik rakamlarda kaldı. 6 liralarda kaldı. Kaç yıldır aynı fiyat? Sabit mi yani? Aşağı yukarı 9 yıldan beri aynı fiyat. 9 yıldan beri Değişmedi. Evet. Değişmedi. Bu enflasyonist ortamda. Tabii. Bu sebepten dolayı da bu teşvikler ve destekler biraz geride kalınca yatırımcı şirketler silo maliyetleri de yüksek olduğu için yatırım yapmaktan kaçtılar. Şimdiki bugün depo kiralarından bakarsanız ortalama bir işletmenin yatırımında geri dönüşümü 10-12 yıl falan veya 14 yıla uzamaya başlayınca yatırımcı lisanslı depo yapmaktan biraz geri kaldı. Ama işte burada sizin vasıtanızdan hem bakanlıklar hem yetkililere de söylemek isterim. Bu destekler ve yatırım desteklerini tekrar bir daha gözden geçirip piyasaya tekrar lisanslı depo yatırımı yapacak firmaların devreye alınmasının biraz faydası da onu var. Somutlaştıralım. Mesela hangi somut adımlar atılmalı? Yani bu yatırımların tekrar hız kazanması, ivme kazanması ve talebi karşılayacak noktada o süreci iyi yönetmek açısından. Şöyle öncelikle yatırım kredisinde mevcut olan sistem içerisinde 75 milyon lira kredi vardı. Yatırım kredisi.
Bu oran şu anda çok düştü. Biz daha öncesinde siloları yaparken 30 bin tonluk bir silonun ton başına 90 lira 90 dolar maliyeti vardı. Ama şimdiki geldiğimiz konjonktürde ton başına 135 dolar maliyet çıkıyor. Tabii buna bakıldığı zaman da 75 milyon lira yatırım kredisi çok düşük kaldı. Ne olmalı? Ya şu an için 30 bin tonluk bir lisanslı deponun yapımı aşağı yukarı 150 milyon liraya mal oldu. Hiç yoktan bunun 130-140 milyon lirası devlet tarafından teşvik edilirse önümüzdeki 3 yıl içerisinde üretilen tüm ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını tahmin ediyorum. Anlıyorum. Peki el üst tarafında nasıl durum? El üst tarafında şöyle, işte biliyorsunuz ekonomik krizlerden dolayı çiftçi, sanayici ve tüccar el üst kredilerine şu anda tam rahat ulaşamıyor. Bankalar bu konularda biraz geride duruyorlar. Eğer ki piyasada sanayici ve tüccar ve köylü tarafında el üst kredilerine biraz daha rahat ulaşım olursa lisanslı depolara yoğunluk veya işte tek alıcı toprak mahsulleri ofisinden çıkar piyasanın tamamına yayılmaya sebebiyetler. Şu anda en büyük sorunlardan sanayici ve tüccar tarafından paraya ulaşılamamak biraz zorlaştığı için tek alıcı toprak mahsulleri ofisi görünüyor ve o sistem içerisinde de işte gündemimizde yeni başladı. Randevu alamıyorum. İşte lisanslı depolar çok dolu oluyor. Bu sebepten dolayı el üst kredisine biraz daha imkan vermekte fayda var. Yani sistemin doğru şekilde çalışması için tek başına evet. Deponun bir anlamı yok. Tek başına işte finans. Tabii. Paydaşların da bu kurdu. Tabii. Bir kurgu halinde doğru şekilde işlemesi lazım ki günün sonunda işte bütün yük TMO'nun sırtına bindiği zaman da piyasa kilitleniyor. Şu anda yaşadığımız şey bu anladığım kadarıyla. Tabii piyasa şu anda tek yani alıcı işte müdahale fiyatlarının iyi olması den dolayı piyasa şartlarda işte 2023 hasat dönemine girerken dünya piyasasında buğday fiyatlarının düşüşü o sebepten dolayı de paraya tüccar ve sanayicinin ulaşamadığı için kolay krediye ulaşamadığı için bir tek alıcı toprak mahsulleri ofisi görünüyor. Bugün 30 milyon ton bir hasattan bahsediyoruz. Yani aynı anda ve hasatlar o kadar çok hızlandı ki siz de bilirsiniz. Malum eskiden teknoloji biraz daha böyle tarımda gerideydi. Yayıyordu, süreci bölgesinde biraz daha yayıyorduk değil mi? Haftalara, aylara tabii, neredeyse. Şimdi artık o yok. İç Anadolu bölgesinde biz biliriz. Hasatlar 2 ay sürerdi veya 45 gün sürerdi. Ama şimdi teknolojik içerdiverler o kadar çok hızlı çalışıyor ki İç Anadolu bölgesi 12 günde hasat bitirer. Güneydoğu'da 12 günde hasat bitti. Tabii burada da çiftçi o zaman işte bir an önce ürünü satmak istiyor. O yoğunlukta da dönüyor. İşte TMO'da bir kuyruk oluşmaya başlıyor. Veya işte randevusunu alamıyor. Ama şunu söyleyeyim ben. Bu yıl gene böyle hızlı hasat ve rekoltenin yüksek olmasına rağmen yine çok iyi bir operasyon oldu. Biz 176 tane lisans depoda hizmet verdik ve mesai kavramı taşımadan yani günün 14 saati sürekli boşaltım yaptık. Buradan da bütün lisanslı depo şirketlerine çok teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi de 228 noktada alım yaptı ve hiçbir çiftçi de ben mağdur olduğunu düşünmüyorum. Niye dersiniz? 10 günlük bir hasatın içerisinde büyük bir yığılma olunca planlama ve randevu sistemi devreye alındığı için çiftçi uzun kuyruklarda beklemiyor. Evet ama orada tabii şey mağdur olan çiftçiler de var. Yok değil şimdi. Yani evet. Tabii ki TMO üzerine düşeni yaptığı fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Tüm sektör paydaşları keza elini taşın altına koydu ama işte o kurgu, organizasyon tam çalışmadığı zaman ya da işte ithalat tarafındaki o üretim planlamasını biz ithalatta da gerçekleştiremediğimiz zaman sezonun başında daha düşük fiyatlardan ürün satmak zorunda kalan üreticiler var. Biliyoruz. Bizzat iletişime geçtikleri için biliyoruz. Yani gönül isterdi ki herkes
hak ettiği değerden satsın. En azından TMO'nun müdahale alım fiyatının altına inmesin ama oldu mu oldu. En azından buradan çıkarılacak dersler olduğunu ben düşünüyorum. Ama şurada yani çiftçinin biraz daha bu konularda sabırlı olması lazım. Sabırlı evet ama kredi borcu varsa ödeyecek, borcu harcı varsa orada her çiftçinin eli o kadar güçlü değil. Biraz da ölçekle alakalı değil mi bu? Tabii mutlaka o da var. Yani tabii o da bir faktör. Ama hiçbir üreticinin eğer satmak istiyorsa malı tarlasında veya işte ne bileyim deposunda kaldı diye bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. Yok, o konuda bence de sıkıntı yok. Sadece sıkıntı acil paraya ihtiyacı, hemen hasadı yapıp da ödemesini yapmak isteyenlerin satıştaki o tıkanması sistemde de bir sorun yarattı. Demek ki burada işte aslında lisanslı depoların kapasitesinin ne kadar önemli olduğu, o 20 milyon hedeflerine hızlı şekilde ulaşılması lazım ki buna benzer senaryolar yaşanmasın ya da o sistemin, organizasyonun doğru işlemesi gerekiyor. Son bir dakikamız kaldı. Sektör olarak var mı başka sorununuz, öne çıkarmak istediğiniz nokta? Aslında çok konuşulacak şey var yani Hüsvan Bey, ama işte bu fırsatı ilk defa veriyorsunuz bizim lisanslı depo olarak. Türk tarımında lisanslı depo artık olmazsa olmaz hale geldi. Biz daha öncesinde işte pandemi döneminde şöyle bir şeyler vardı. İşte lisanslı depolar stokçuluk yapıyor, spekülatörlük yapıyor veya şunu yapıyor diye. Ben bir sene zaman şunu savundum. Kayıt altına alınmış bir şeyin stokçuluğu ve spekülatörlüğü olmaz. Doğru. Onun için lisanslı deponun böyle bir hasat döneminde verimliliğin çok olduğu ve hızlı bir alımın yapıldığı dönemlerde lisanssız deponun faydalarını şimdi görüyoruz. Çok doğru. Bu konuyla ilgili destekler biraz daha artarsa, malum 2023 yılında stopaj desteği ve kira destekleri kalkacak diye bir mevzuatta bir ibare var. Bunların süreleri biraz daha uzatılırsa lisanssız depoda hedeflediğimiz rakama çok çabuk ulaşacağız. Evet, o notu da böylece düşmüş olalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgi için. Ben teşekkür ederim. Çok lisanslı depolarla artık o stokçuluk ya da spekülatör kavramlarının artık çok yan yana gelmemesi lazım. Artık bunu herkesin anlaması lazım. O mantıktan bakarsak... Bu yıl içerisinde herkes anladı zaten İrfan. Tabii yani düz mantıktan bakarsak o zaman TMO Türkiye'nin en büyük stokçusu, spekülatörü. Böyle bir dünya yok yani. Tabii ki böyle bir şey de yok. Bu zaten tarım ürünleri stoklanmak zorunda dönemine göre. Belirli dönemlerde stoklanır, belirli dönemlerde satış yapılır ki piyasadaki o denge sağlansın. Artık bunu herkes yavaş yavaş idrak etti diye düşünüyorum. Teşekkürler tekrar. Evet, bugün tarım analizinin sonuna geldik. Hem zeytinyağı hem de lisanslı depolar tarafına hızlıca bakmaya çalıştık ama çok mevzu var. Daha önümüzdeki haftalarda, aylarda konuşacağız bunları. Gelecek hafta tekrar yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.